Turan Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sunar. Değerli TV izleyicileri, verdiğimiz aranın ardından seçim masası devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Programdaki konuğumuz da Adalet ve Kalkınma Partisi Yunus Emre Belediye Başkan Adayı Doktor Mehmet Çerçi olacak. Sayın Çerçi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Evet, Yunus Emre'nin AK Parti'nin Yunus Emre Belediye Başkan Adayı olduğunuz öncelikle hayırlı olsun. Neler yapıyorsunuz seçim çalışmaları kapsamında? Evet, teşekkür ediyorum Canan Hanım. Her şeyden önce bizi izleyen kıymetli hemşehrilerimize, seyircilerimize hayırlı günler diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Tabii yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza başladık. Hazırlıklarımızı yapıyoruz bir taraftan. Proje hazırlıklarımız devam ediyor. Öbür taraftan esnafımızı ziyaret ediyoruz. Sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Hemşeri derneklerimiz var, onları ziyaret ediyoruz. Yani yoğun bir tempo içerisindeyiz. Evet. Meclisimizle ilgili, oluşacak olan belediye meclisimizle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Böyle. Destek ziyaretlerine çıktınız. Yani Ziraat Odası'na gittiniz, Ticaret Borsası'na gittiniz. Bildiğim kadarıyla orada yine başkanlardan destek istiyorsunuz. Yine tarımla ilgili problemleri değiniyorsunuz yaptığınız açıklamalarda. Peki Yunus Emre'nin sorunları neler şu anda? Evet, teşekkür ediyorum Canan Hanım. Yunus Emre tabii sizin de bildiğiniz gibi ilk defa kurulan bir ilçe, malumunuz. Büyük şehir olunca Manisa merkezde iki tane ilçemiz oluştu. Bunlardan birisi Yunus Emre, biri de Şehzadeler ilçemiz. Yunus Emre ilçemiz Manisa'nın en büyük ilçesi konumunda. 200 bin. Yani son nüfus sayımına göre, yani 31 Aralık itibariyle, 31 Aralık 2013 itibariyle biliyorsunuz artık nüfus sayımları elektronik ortamda yapılıyor. Evet. 200 bin nüfusumuz var tam olarak. 64 tane mahalle, köylerimiz ve beldelerimizi sayarsak 64 tane, bir de merkezde 24 tane mahallemiz var. Yunus Emre'nin tabii pek çok sorunları var. Biz bir proje ekibi kurduk. Bunun içerisinde şehir plancılarımız var, mimarlarımız, mühendislerimiz, harita uzmanlarımız. Güzel bir ekip kurduk. Bugün öğleden sonra o ekiple yine ben bir araya geleceğim. Kendimizden de belediye de beraber yürüdüğümüz ekibimizden de 3-5 arkadaşımız, yani 8-10 kişilik bir proje ekibimiz var. Onlarla ilgili Yunus Emre ilçesini masaya yatırıp detaylı çalışmalar yapıyoruz. Yani aslında şu anda projelerin hazırlık aşaması mı? Yani bir ekip kurdunuz. Evet. Şu anda projeler üzerinde evet, konuşuluyor. Evet. Peki ne zaman tam anlamıyla siz projelerinizi net bir şekilde vatandaşlara açıklarsınız? Tahmin ediyorum bu yani yoğun bir çalışma tabii. Şubat ayının sonlarına doğru diyeyim ben. Vatandaşlarımıza da doğru bilgi vermek adına yanıltmayayım. Şubat ayının sonlarına doğru önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde uygun bir zamanda çok ciddi projelerimiz olacak. Onların hepsini kamuoyuna deklare edeceğiz. Bu konuda ekibimiz gerçekten güzel çalışıyor. Manisa'yı dolaşıyorlar. Yani bu teknik ekip Manisa'yı dolaşıyorlar. Lokasyonları tespit ediyorlar. Tabii hep dilimiz alışmış. Manisa'yı dolaşıyorlar derken Yunus Emre'yi dolaşıyorlar. Artık Yunus Emre ismine de hepimizin, sizlerin, bizlerin ve hemşehrilerimizin alışması gerekiyor. İlk yavaş yavaş zaten o alışkanlık artık evet, kazanılmaya evet, başlandı. Tabii tabii yavaş aslında. Ama bu bir süreçtir. Evet. İlk defa ilçe olduğumuz için bu ilçenin artık oturması lazım. Yavaş yavaş beyinlere, hafızalara nakşedilmesi lazım. Yani biz ismi gibi, Yunus Emre'nin kendi ismi gibi güzel bir şehir
kurma peşindeyiz. Bunun altyapılarını hazırlama peşindeyiz. Ekibimiz de bu yönde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bizim biriktirdiklerimiz var, dağarcığımızda olanlar var, düşüncelerimiz var. Onları da ekibimizle paylaşıyoruz. Birkaç defa bu toplantılarımızı yapacağız. Mutfakta ekibimiz bu çalışmalarına devam edecek. İnşallah birkaç hafta sonra bu yani şeyleri hep beraber sonlarına doğru evet, diyeyim. Tam net bir tarih. Aslında yerel seçime de çok az bir zaman kala açıkladık. Bir ay kala filan diyelim biz ona. Bir yere... O bir ay aslında sizin için yeterli mi? Yani zaman olarak. Hayır biz bu arada çalışmalarımızı devam ediyoruz. Çalışmalarınızı zaten sürdürüyorsunuz evet ama projelerin netlik kazanıp işte onları vatandaşlara anlatabilecek zaman olarak buluruz. Yeterli. Tabii yeterli. Biz yani siyasete alışkınız. İki evet. dönem milletvekilliği evet. yaptık. Manisa vilayetinin tüm köylerine kadar, kasabalarına, ilçelerine kadar, Selendi'den Alaşehir'e, Soma'dan Gördes'e, Demirci'ye kadar her yeri karış karış bilen bir insanız. Yani Yunus Emre bu anlamda çok geniş bir alan değil. Yani en fazla 30 kilometre gittiğinizde buradan Yunt Dağı'na doğru Yunus Emre'nin sınırına geliyorsunuz ilçemizin. Dolayısıyla çok geniş bir alan değil yani çalıştığımız saha. Evet. O bakımdan biz de alışkınız bunlara. Bu arada zaten ziyaretlerimiz, köy ziyaretlerimizi de yaptık birkaç tane yapıyoruz. Beldelere gittik, Muradiye'ye gittik, Yağcılar'a gittik. Hepsini dolaşıyoruz. Zaten kafamızda olan bazı şeyleri onlarla paylaşıyoruz biz. Vatandaşlara evet. gittiğimizde. Şurada şöyle bir sorun var onu biliyoruz. Burayı şöyle şöyle bazı değişikliklerle daha güzel, daha mamur hale getireceğiz diye. Yani ön bilgi ya da ipucu olarak onlara bunları söylüyoruz vatandaşlarımıza. Evet. Henüz proje ortaya çıkmadan da projelerimizle ilgili bazı ipuçlarını biz onlara anlatıyoruz, peki, paylaşıyoruz. Peki şöyle bir yola başvuruyor musunuz? Şimdi vatandaşlarla bir araya geliyoruz dediniz. İşte beldelere gidiyoruz, köylere gidiyoruz. Tabii mutlaka siz nasıl onlara bir şeyler anlatıyorsanız vatandaşlar da sizlere taleplerini sıralıyorlardır evet. ki eminim buna. Hı, doğru. Neler söylüyorlar? Yani sorunları ne olmasını istiyorlar yaşadıkları yerlerde? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Adaylığımız ilan edildikten hemen 2-3 gün sonra biz ayrı bir ekip kurduk. Bu ekibimizin de görevi, yani bu teknik ekibin dışında bir ekip bu. Bu ekibimizin görevi mahallelere gidip, köylere, beldelere gidip oralardaki sorunları yerinde tespit etmek. Daha biz gitmeden önce bu arkadaşlarımız tek tek not alıyorlar. Diyelim ki Barbaros'a gidiyorlar ya da efendim Lala Paşa'ya gidiyorlar. Oralardaki mahallenin muhtarı, bizim mahalle temsilcimiz, oranın akil insanları, sevilen sayılan insanlar toplanıyorlar, ziyaretler yapıyorlar, not alıyorlar. Sizin mahallenizin ne gibi sorunları var, ne gibi talepleri var? Bir de böyle ayrı bir ekibimiz var. Bunlar da bu çalışmaları zaten yapıyorlar. Şimdi ben şöyle isterseniz konuyu daha geniş bir perspektifle buyurun. Ele alayım. Yani ilk başta sorduğunuz soruya dönecek olursak, Yunus Emre'nin ne gibi sorunları var? Şimdi Yunus Emre ilk defa ilçe oluyor. Ben hep soruyorum. Gittiğim yerlerde. Dün akşam Makedon Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde çok büyük bir katılımla müthiş bir toplantı yaptık. Yani belki 500 kişi vardı, belki 1000 kişi vardı. Bilemiyorum. Evet. Havai fişeklerle coşkulu bir kalabalık. Arkadaşlarımıza gittik. Onlarla bazı şeyleri paylaştık. Orada da sordum. Borsaya gittim. Orada da konuştuk. Ziraat Odası'na gittik. Orada da. Gördesliler Derneği'ne gittik. Orada da konuştuk. Yuntdere gittik, Yunt Dağlar Derneği'ne. Hepsi bizim dostlarımız, tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Onlara da sordum. Yani ben soruyorum soruyu. Yunus Emre'nin kalbi neresi, merkezi neresi? Şimdi ilk defa bir ilçe olduk. Yunus Emre bir kere 4 bölüm halinde bir ilçe. Yani doğal sınırlarla 4'e bölünmüş. Nasıl yani? Mesela 1. Karaköy'den, Kırmızı Köprü dediğimiz köprüden başlayalım. Karaköy'ü geçelim, Malta'yı geçelim, efendim Kaynak Mahallesi'ni, dış mahalleyi geçelim, Bozköy'e kadar, Uncu Bozköy'e kadar giden bir bölüm var. Yani eski Manisa dediğimiz bölüm. Neresi bu? İzmir-İstanbul sürat yolunun güney kesimi, üst kesimi, dağa doğru olan kesim. Burada 7-8 tane mahallemiz var, 75 bin insan yaşıyor. İnsanımız yaşıyor. Ben buna bir şey verdim. Numara 1. Birinci bölge. Bir nolu Yunus Emre'nin bir nolu bölgesi. Doğal evet. bir sınır var arada. Ne bu?
İzmir İstanbul Sürat Yolu kesmiş, bölmüş yani ilçe. Onun altına geçiyoruz. Yeni Manisa dediğimiz, Laleli bölgemiz dediğimiz, organize sanayiye kadar giden, içinde küçük sanayi olan, orta ölçekli sanayiyi barındıran geniş bir kesim. İşte 75. yıl mahallesinden, Güzelyurt mahallesinden tutun, yeni mahalleye kadar giden bir hat. Bunun alt sınırı neresi? Orada da bir doğal sınır var. Menemen yolu ve demir yolu bu mahalleyi de kesiyor. Bu bölgeyi de kesmiş. Demir yolu doğal bir bariyer. Yani İzmir-İstanbul yoluyla demir yolu arasında uzanan bu bölge 55 bin nüfusu var. Bu bölgenin kendine ait sorunları var. Birinci bölge dediğimiz İzmir-İstanbul yolunun üst kısmında kendine ait farklı sorunlar var. Her birinin sorunları farklı. Bir aşağı iniyoruz. Demir yolunun altına indiğimizde Fevzi Çakmak, Atatürk Mahallesi, efendim 50. yıl mahallesi, oradan geçin Barbaros ve Spil Mahallesi'ne kadar demir yolunun alt kısmında uzanan geniş bir alan var. Bu bölgede de 30-35 bine yakın insanımız oturuyor. Bu bölgenin sorunları da daha farklı. Bakın doğal olarak bizim ilçemiz bölünmüş. Yani doğal bariyerlerle, setlerle bölünmüş durumda. Bir de Muradiye ve Muradiye'den sonra Üçpınar, Yağcılar, işte Şamardı, ne bileyim ben Osmancalı, Siyekli vesaire, Sümbüller, Küçükbelen, Yunt Dağı bölgesinde ve Gürle bölgesinde 60 tane, 61 tane köyümüz var. Muradiye, Üçpınar ve Yağcılar dahil 64 tane. Burası da tamamen kırsal bölge. Köy. Orası ayrı bir bölüm. Oranın, orada bir başka bölge, dördüncü bölge diyelim. Yani bu numaraları ben rastgele veriyorum ama 4 ayrı bölüm var. Yani sizin kafanızdaki çalışma şekli bu numaralar doğrultusunda proje. Yani bu bölgeler diyelim. Ayrı ayrı bölgeler bunlar. Bu bölgelerin hepsinin sorunları farklı. Kendine göre sorunlar var. Kimisinin imar sorunları var. Kimisinin gecekondulaşma sorunları var. Kimisinin otopark sorunu var. Kimisinin ulaşımla ilgili, trafikle ilgili sorunları var. Bir kısmının dönüşüm sorunu var. Yani bir kentsel dönüşüme uğraması gerekiyor. Kimisinin sanayinin, sanayi bölgesinin kendine ait tamamen ayrı sorunlar var. İşte Muradiye Sanayi Bölgesi dediğimiz alanın çok ciddi altyapı sorunları var filan. Ayrı ayrı sorunlar var. Bunları biz tespit edip teknik bir analize tabi tutup bunun üzerinde çalışıyoruz. Her bir bölgenin ayrı ayrı sorunlarının çözüm yollarını araştırıyoruz. Mühendis arkadaşlarımızla, mimar ekibimizle, şehir plancısıyla vesaire. Şimdi bu 4 ayrı bölge, yani doğal bir ayrılmışlık var. Biz bunun içerisinden bir Yunus Emre şehri, hepsini bir sentezleyip Yunus Emre şehri oluşturmamız lazım. Evet, yani buna hazırlanıyorsunuz. Evet, daha da önemlisi ilk başta sorduğum soruya gelelim. Bu Yunus Emre ilçemizin, 200 bin nüfuslu bu ilçemizin şehir merkezi neresi diye bu soruyu soruyor. Nelere ihtiyacı var? Yani hayır, genel anlamda merkez tamam. Neresi yani? Şehrin bir merkezi olur değil mi? Bir kalbi olur. Bakın bütün yani şehirler... Yani şöyle mi? Çarşısının bulunduğu, alışveriş mekanlarının olduğu, parkının... Kamu olduğu, binalarının, yani yeşil herkes... alanlarının, meydanlarının olduğu... Yani bir şehir kültürü, şehir merkezi. Neresi olmalı mı diye. Neresi? Var mı böyle bir merkez? Siz de Manisa'yı az çok biliyorsunuz. Evet. Manisa'da yaşıyorsunuz. Böyle bir merkezimiz yok. Yani bir şunu söylemeye çalışıyorum. Biz ilk defa bir şehir kuruyoruz. İlk defa oluşuyor bu şehir. Evet. İsmi var. Tüzel kişiliği oluşmuş ancak kurumsallaşması olmamış. Şehirleşmesi olmamış. Binalar var, şehirlerin caddeleri var, yolları var, güzel yerler var, güzel olmayan yerler var, sorunlu yerler var. Ama bunların hepsinin içerisinden bir sentez çıkarıp bir şehir oluşturmamız gerekiyor. Bu şehrin bir kalbi olması lazım. Bakın Canan Hanım, şehirler de insan organizması gibidir. Ben hep böyle bakarım. Yıllarca biz siyaset yaptık. Belediye seçimlerinde ilçe ilçe, köy köy gezdik, anlattık. Nasıl bizim kalbimiz var, beynimiz var. Organizmanın, insan organizmasının merkezi bunlardır. Biri kalptir, biri beyindir. Kalp vücudu besleyen sistemin merkezidir. Beyin de kumanda eden merkezdir. Şehirler de böyle. Şehirlerin bir kumanda merkezi olması lazım. Nedir o? Kaymakamlık binası, ilçe ise, il ise, vilayet binası, efendim hükümet binası, diğer kamu binaları, kütüphanesi vesaire. Bir beyin lazım, bir de kalp, merkez. Ondan sonra karaciğer gibi
bir üretim bölgesi lazım. Ya yani karaciğer, vücudun karaciğeri neyse şehrin çarşısı, ticaretinin döndüğü yerler de öyledir. Ya bunun gibi bunu genişletebiliriz. Yani biz Yunus Emre şehrinin beynini, kalbini bir yere oturtmamız lazım. Böyle bakıyoruz biz. Peki size biz. Göre neresi olmalı? Yani aklınızda böyle bir fikir var mı? Yani şurası. Var, aklımda bazı fikirler var ama bu önemli değil mi? Yani Yunus Emre'de oturan vatandaşların hepsinin eşit mesafede ulaşabileceği bir evet. nokta olmalı. Ben size sorayım, neresi olmalı? Şöyle baktığınızda. Yani şöyle bir düşündüğümde belki Laleli olabilir. Yani mantıklı. Yani ben bunu kime sorsam bu tür cevaplar veriyor. Evet. Mantıklı da bir cevap. Şimdi biz tabii şehir plancılarımızla, iki tane şehir plancımız var. Mimarımız, mühendisimiz vesaire ekiplerimiz. Bunlarla oturuyoruz, bunu değerlendiriyoruz. Yani bu değerlendirmeler bitsin. Ondan sonra daha sağlıklı açıklamalar yapmak istiyorum. Yani benim evet. de kafamda var şu anda. Bu sorunuzun cevabını ben verebilirim çok rahatlıkla. Ancak yanlış bir şey söylemeyeyim. Şehir plancılarımız, efendim bu şu açıdan sakıncalıdır. Teknik olarak şunu şuraya yapsak, bunu buraya yapsak daha uygun olur gibi. Yani uzman görüşü de olur. Bir uzman görüşünü netleştirelim. Ben ondan sonra bakın çok özel projeler açıklayacağım. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle hayal edin. Yunus Emre şehrinin bir kent meydanı. Kent meydanı. 200 bin nüfuslu bir ilçe bu. Ve Manisa'nın gelişen yüzü, değişen yüzü 15 sene sonra, 20 sene sonra belki bu Yunus Emre 300-400 bin nüfuslara ulaşacak. Çünkü devamlı gelişiyor. Evet. Devamlı büyüyor. Üniversite müsait, müsait alanlar var burada. Evet. Şehir batıya doğru gidiyor. Modern binalar yapılıyor. Çok daha lüks konutlar yapılıyor. Konutların da ötesinde üniversite bizim bölgemizde, kampüs, hastane vesaire. En önemlisi de sanayi bizim bölgemizde. Küçük sanayi, organize sanayi, orta ölçekli sanayi, muradiye sanayi. Devamlı şehrin çok gelişen yüzü. Çok farklı kesimleri kapsıyor tabii. Değil mi? Yani bir öğrenci kenti yapabilirsiniz. Bir de işçi kenti. Sanayi kenti olabilir. Evet. Bir taraftan da tarımla iç içeyiz zaten. Kesinlikle. Manisa olarak. Dolayısıyla biz Manisa'nın gelişen yüzüyüz. Şehzadeler ilçemiz daha çok Manisa'nın tarihini temsil ediyor. Yani bütün tarihi eserlerin %90'ı falan büyük anıt eserler falan orada kalıyor. Eski Manisa. Yani biraz daha şehir doğuya doğru kaymıyor. Dikkat ederseniz batıya doğru kayıyor. Evet. Dolayısıyla biz o bakımdan daha şanslıyız Yunus Emre olarak. Şimdi nasıl bir proje olmalı, nasıl bir şey olmalı? Bir kent meydanı olmalı. Büyük bir meydanı olmalı bunun. Yani hani kent meydanı dediğimiz daracık yolların kesiştiği bir alanı kastetmiyorum. Çok daha geniş bir meydan olmalı. O meydanın bir tarafında işte hükümet binası, bir tarafında belediye binası, bir tarafında kütüphanesi, öbür tarafında ne bileyim çarşısı, insanların kolay ulaşabileceği bir alan olmalı, yollar olmalı, oraya ulaşan büyük caddeler olmalı, trafiği yani trafik sorununun uzun yıllar olmadığı bir kent hayal edin, bir kent meydanı hayal edin. Belki altında otoparkları olmalı bunun. İleride 20 sene sonrasını, 30 sene sonrasının neslini düşünerek bu planları yapmalıyız. Yani bugünün planı değil bu. Bugün belki böyle bir ihtiyacı kimse hissetmeyebilir. Ama biz şehrin 30 sene sonrasının, 40-50 sene sonrasının vizyonuyla bakıyoruz. O zamanki gelecek nesillerin de hakkını koruyarak şehri planlamamız lazım. Sadece bugünü değil. Yani öyle bir kent meydanı oluşturalım, öyle bir şehir kültürü oluşturalım ki 40 sene sonra da fonksiyonel olsun, estetik özelliklerini barındırsın, kaliteli ve sağlam olsun. Yani mimarinin 3 temel prensibidir. Sağlamlık, fonksiyon, iyi fonksiyon görmesi ve üçüncüsü de estetik. Bu anlayışı barındıran bir vizyonla bir şehir merkezi ve belki de onun ortasında bir şehrin anıt eseri, yani şehrin simgesi olacak bir anıt eser. Mesela İzmir dediğinizde aklınıza ne gelir? Yani İzmir'i görmemiş ya da bir iki kere görmüş biri İzmir meydanı falan dendiğinde neresi gelir? Saat Kulesi'nin olduğu alan değil mi? O Saat Kulesi'ni evet. hepimiz biliriz. Ha, burası İzmir. İstanbul dediğinizde Kız Kulesi akla gelir. Ya da o büyük camilerimizin silüetleri akla gelir. Londra'ya gittiğinizde Londra'ya gidenler bilir. Orada Big Ben vardır. Parlamento ve onun üzerindeki eski o anıt yapı Big Ben. Onun simgesidir. New York'a gittiğinizde özgürlük anıtını bilirsin. Ha, buranın simgesi. İşte Paris'e gittiğinizde Eiffel Kulesi gelir. Berlin'e gittiğinizde Brandenburg Kapısı gelir. Yani bunun gibi. Dortmund'a gidin oradaki katedral akla gelir filan. Evet. Yani önemli şehirlerin önemli simgesel mimari yapıları vardır. Simgedir bunlar, semboldür. Evet.
Bu şekilde bu sembolüyle beraber, şehrin meydanıyla beraber, yani 50 yılının hizmetini verebilecek önündeki 50 yıl süreyle gelişmeye açık bir meydan, şehrin kalbi, yanında kamu binaları, yeşil alanları mutlaka gözeterek şehrin meydanını da katletmeden, yani yapılaşmayla doldurmadan böyle bir şehir yani hayal ediyoruz. Yani Yunus Emre Meydanı'na siz kente yakışır bir simge de yerleştireceksiniz. Öyle. Aynen öyle. Öyle bir de var. Aynen öyle. Neden? Çünkü simgeler akılda kalıcıdır. Yani reklamdır aslında. Aynen öyle. Hani diyorsunuz ya, arkadaşlarımız yıllardır der, Manisa'yı tanıtalım. Manisa'nın hani mesiri biz niye yapıyoruz? Mesir şenliklerini. Evet. Hem bir geleneği yaşatmak adına, insanların sosyal dayanışmasını vesaire, toplumu kaynaştırmak adına, hem de Manisa'yı tanıtmak adına değil mi? Manisa'nın tanıtımını, dışarıdan bir sürü misafirler geliyor. Yurt dışından, Avrupa'dan, Makedonya'dan, Afrika'dan, Asya'dan. Onlarla kaynaşmak ve şehri tanıtmak adına yapıyoruz. Ne kadar başarılı oluyoruz bu tartışılır ama bir hedef var, şehri tanıtmak. Evet. Biz de bir şehirsek, Yunus Emre diye bir şehir kurulmuşsa ve bunun yetkilileriysek, millet bize eğer bu yetkiyi verirse, böyle bir şehir kültürü, yani medeni anlamda, şehircilik anlamında bunu kurmamız lazım. Bu kültürü oluşturmamız lazım. Yunus Emre şehrinin kalbini, beynini oraya oturtmamız lazım, kurmamız lazım. Böyle aslında bakıyoruz. Boş olduğunda şu anda ne kadar da çok uğraş verici iş gibi gözüküyor. Neden? Çünkü Yunus Emre daha önce olan bir ilçe değildi. Tabii. Birden hayata geçti. Tabii ki şimdi düşündüğünüz zaman belediye başkanı da buranın ilk belediye başkanı olacak ve üzerine, omuzlarına düşen yük o kadar fazla ki aslında. O yüzden çok önemli projeler olması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili çalışıyoruz Canan Hanım. Dediğinize katılıyorum. Yani ilk olmak bazen zordur. Hatta kesinlikle, çok zordur. Zor, çok zordur ama ilk olmak bir taraftan da avantajdır. Ayrı bir heyecanı da vardır hayır, muhakkak. Hayır. Bizim için heyecan var ama şehir için de bir avantajdır. Yani ilk olan, eğer bu vizyonla, bu şehircilik vizyonuyla şehrin 50 sene sonrasının, gelecek nesillerinin hakkını, hukukunu gözeterek, onların daha medeni bir şehirde yaşamasını arzu ederek bu vizyonla bakarsa, çağdaş bir pencereden bakarsa, dünyanın gelişmiş şehirlerinin vizyonuyla bakarsa, kendi şehrini de böyle bir şehir yapma hayali ve düşüncesiyle yola çıkarsa, bu da aynı zamanda çok büyük bir şanstır şehir için. Yani bizim böyle büyük bir vizyonumuz var, büyük bir bakış açımız var. İnşallah geleceğin Yunus Emre'sini ilk defa biz aday olup kazanırsak, bu açıdan da büyük bir şans olarak görüyorum kendi şehrim adına, Yunus Emre ilçemiz adına. İnşallah biz bunu başarırız. Milletimiz bize yetki verirse, ki ben buna yürekten inanıyorum, halkımız bize bu yetkiyi verecek. Çok güçlü bir ekibimiz var, çok güçlü bir kadromuz var. Yani gerçek anlamda bir şehircilik hizmeti yapacağız. Tabii demin de saydığım pek çok sorunlar var. Yani sadece Yunus Emre'miz, yani şehir merkezi, şehrin kalbi, şehrin beyniyle ilgili bir sorun içermiyor. Başka sorunlarımız var. Bunları belki zaman zaman programlarımızda ayrı ayrı tartışacağız. Ekiplerimiz de gelmemiz lazım belki o zaman. Belki bir kısmını belediyeyi kazandıktan sonra mimarımızla, mühendisimizle, şehir plancımızla gelip belki de bir kısmını halka açık toplantılar yapacağız. Bakın biz nasıl düşünüyoruz biliyor musunuz? İnşallah seçimi kazanalım. 24 tane mahallemiz var. Şöyle bir hedefimiz var. Mahallelere gidip, ekibimizle gideceğiz ama, mühendisimiz, mimarımız, efendim şehir plancımız, oturacağız. Belediye başkan yardımcılarımız, 10 tane, 12 tane neyse ekibimizi kuracağız. Halka açık toplantı. İşte Cumhuriyet Mahallesi'ne gittik. Ya da efendime söyleyeyim, Lalapaşa Mahallesi'ne gittik. Gelin bakalım, mahalle temsilcimiz, işte oranın akil insanları, muhtarımız vesaire, kadınlarımız, nedir talepleri söyleyin bakalım. Yani bizde var ama bir de sizden duyalım. Bizim şöyle şöyle projelerimiz var. Sizinle ilgili, burayla ilgili, bu mahalleyle ilgili. Yani bu katılımcılığı, çoğulculuğu sağlayacak bir yöntem. Yani demokratik bir şekilde bunları yapma arzusundayız. Yani birinci prensip şu. Bu projeleri yaparken, yani madem şehrin geleceğini kurmak istiyoruz, bunları yaparken insanlarımızı mağdur etmemek. Birinci prensip bu. Evet. Hak, hukuk meselesi. Onun için bu mahalle toplantılarını çok önemsiyor. Belki orada yapacağınız bu önemli projeye bir tane, iki tane itiraz çıkabilir.
3 tane 5 tane itiraz çıkabilir. Ama o toplumun %90'ı, 95'i, 98'i bu projeye böyle hevesle, iştahla sahip çıkıyorsa, sarılıyorsa, bizim şehrimizi, mahallemizi bu proje kurtarır, biz bunu istiyoruz diyorsa, bir iki tane de muhalefet olabilir. Yok, yani biz hepsinin, gönül istiyor ki hepsinin razı olacağı bir proje olsun, ama toplumun çok kahir ekseriyetinin desteklediği bir proje ise, biz bunu ve feasible ise, ekonomik anlamda da uygulanabilir bir proje ise, bir de ekonomik boyutu var tabii projelerin, belediyemizin gücünü de bileceğiz. Ona göre bütçesi yani oranında, tabii yatırım bütçesinin uygunluğu ölçüsünde bu projelerin işte fizibilite çalışmaları dediğimiz budur zaten. Yani feasible mı değil mi? Bu projeyi oturacağız. Önce vatandaşlarla bunları kararlaştıracağız. Teknik ekibimiz zaten önceden hazırlıklı olacak. Sonra vatandaşların sorularına cevaplarını vereceğiz ve bu projeleri hayata geçireceğiz. Yani ekonomik imkanlarımız da mutlaka dikkate alınması gereken bir şeydir. Yani böyle fikirlerin uçuştuğu, projelerin uçuştuğu ama ayağı yere basmayan projelerle de yürüyemeyiz. Mutlaka evet. Bunların ekonomik boyutunda göz önüne almamız şimdi, lazım. Şimdi genel anlamda biz Yunus Emre'nin nasıl bir belediye olacağını konuştuk bu programda. Şu var, bir de sosyal donatı alanları. Yani bununla ilgili çalışmalarınız olacak mı? Neden bunu özellikle soruyorum? Çünkü biz öğrenciyi Manisa olarak kente tutamıyoruz diye söylentiler var. Hani bu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor, niye böyle oluyor diye. Hep İzmir'e gönderiyoruz. Öğrenci geliyor burada o derse giriyor, tekrar İzmir'e geri dönüyor diye konuşuluyor. Sosyal donatı alanlarının olması ve bunların tabii ki çok güzel düşünülmesi belki bir nebze de olsa öğrencilerin kenti benimsemesini, sevmesini ve tanınmasını sağlayabilir. Bununla ilgili projeleriniz, çalışmalarınız olacak mı? Daha da ötesini söyleyeyim ben. Bunların hepsini düşündük tabii. Şunu notumu alayım. Evet. Canan Hanım, ondan önce bir şey söyleyeceğim. Yani ben naçizane dünyada pek çok yere gittim, pek çok şehir gördüm. Afrika'ya gittim, doğuya gittim, batıya gittim. Ya biliyorum yani kendi yerimizi, şehircilikte ne durumda olduğumuzu biliyorum. Şehircilik aslında bir toplumun medeniyetinin göstergesidir. Biz bu medeniyet yarışında maalesef son zamanlarda geri kaldık. Ama son 15-20 yılda Türkiye'de hakikaten bir hamle var. Çok güzel şehircilik örnekleri hızla gelişiyor. Tabii bir de eski şehirlerimiz var. Eskiden kurulmuş 50 yıllık, 80 yıllık. Bunlar da yavaş yavaş bu kentsel dönüşüm, hükümetimizin aldığı bu proje kararları çerçevesinde inşallah güzelleşecek, gelişecek, yeni alanlar açılacak, mimari yapılar estetik açıdan da güzelleşecek, depreme dayanıklı hale getirilecek, gece kondular yavaş yavaş modern binalarla yer değişecek filan. Yani bunları bir taraftan yapacağız. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Bizde bir şey eksik. Şehirlerimizde yeşil ve temizlik eksik. Ben bunu çok önemsiyorum. Siz bir bayan olarak belki bunu görüyor. Ben bu konuları aslında sadece belediyenin işi değil. Bu aslında ilk önce vatandaşın işi değil mi? Yani temiz tutmak. İşin bir boyutu, bir eğitim boyutu vesaire. Bunlar bizi aşan boyutlar da. Evet. Yani aslında temizlik dendiğinde önce vatandaşa görev düşüyor, eyvallah. Sonra belediyeye düşüyor. Evet, eyvallah. Çok doğru. Göre. Ben de şunu söylüyorum. Bilmiyorum. Bazı belki örnekleri vardır. Bu temizlik işlerini belediyelerden temizlikle sorumlu birimler var her belediyenin. Buralara bayanları getirmek lazım özellikle. Yani mesela onların yönetici konumunda işte ikinci yöneticisi vesaire bayanları buralara istihdam edip bayanların sorumluluğuna vermek lazım. Yani ben gidiyorum şöyle arabamla ya da yayan olarak şehrimizin herhangi bir mahallesine. Yani maalesef tabii o bilinç ayrı bir şey. Yani yerlere atmama vesaire ama atılmış şeyleri de biz temizleyemiyoruz. Yani şehirlerimizi temizlememiz lazım. Pırıl pırıl olması lazım. Evet. Ve yeşil olması lazım. Bu yeşil kültürü de bizde maalesef eksik. Yani belediyeyi yönetenler, belediyeciler bu yeşilin kıymetini bilmiyor. Bizim çok değişik göreceksiniz Allah nasip ederse bu yeşille ilgili yani yeşil örtüyle ilgili çok değişik projelerimiz var. Yani biraz yani bende hastalık derecesinde bu yeşile olan sevgi ve bağlılık bende hastalık derecesinde bir şey geleceğim o öğrencilerle ilgili konuyu aklımda tutuyorum notumu aldım. Evet. Ben 1-2 ay önce Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken evet o konuları da evet, değineceğiz zaten. Evet. Adayı iken
bir tarım fuarı vardı. Burada biliyorsun Muradiye Orman Fidanlığımız var. Evet, biliyorum. Onların da orası, orada tanıdığım arkadaşlar, müdürü vesaire çalışanlarını tanıyorum. Zaman zaman kendi bahçeme de oraya ağaç almaya giderdim eskiden beri. Onlarla da bir hukukumuz var. Onlara dedim ki fuarda, bakın dedim, ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursam ve Büyükşehir'i kazanırsam Muradiye Orman Fidanlığından hiçbir yere mal satmayacaksınız. Bunu gelip sizinle özellikle pazarlık yapacağız. Niye bunu söyledim? Birkaç sene önce oraya gittim, Muradiye Orman Fidanlığı'na. Dediler ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne var ne yok hepsini kapattı. Dışarıya verecek malımız adeta kalmadı. Yani Muradiye'den Ankara'ya gidecek. Evet. Melih Gökçek abimiz Ankara'nın yeşilini buradan tedarik ediyor. Tabii başka yerlerden de tedarik ediyor. Manisa'da çevrede bu kadar yakında bu kadar çok belediye varken, AK Partili, diğer partilerden bu kadar çok belediye varken bunlar Muradiye'den ağaç alıyorlardır belki. Kaç tane alıyorlar bilmiyorum ama bu 3-4 sene, 5 sene önceki bir hadise. Melih Gökçek Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Muradiye Orman Fidanlığı'nı kapatmış. Ne kadar mal varsa hepsini Ankara'ya taşıyor. Yani benim yüreğim sızladı. Yani Melih Gökçek adına çok güzel bir şey. Evet. Ama kendimiz adına, Manisa kendi şehirlerimiz adına, Manisa'mız adına dedim ne kadar yani yazık buna. Bildiğim kadarıyla o fidanlıkta yurt dışına da gidiyor fidan. Şimdi ben o zaman dedim ki oradaki müdür arkadaşlara, ben geleceğim sizinle anlaşacağım. Buradan bir tane mal dışarıya sattırmayacağım. Hepsini Manisa'ya, Manisa'nın ilçelerine, tabii o zaman büyükşehir adayıydım. Manisa'nın ilçelerine, beldelerine kapatacağız. Bizim çok ihtiyacımız var. Orman fidanlığının bütün ürünlerine biz talibiz dedim. Büyükşehir nasip olmadı. Şimdi Yunus Emre ilçesi olarak da belki de biz inşallah bütçemiz el verirse kendi ziraat birimimizi kuracağız. Kendi fidanlarımızı, kendi ürünlerimizi, çiçeklerimizi yetiştirecek bir birim kuracağız. Tabii Muradiye ile de anlaşacağız. Belki büyükşehirimiz onlarla anlaşır yine. Yani yeşil ve temiz bir şehir. Bu çok önemli. Yani slogan halinde bende bu. Evet. Yeşil ve temiz bir şehir. Sadece yeşille olmuyor tabii. Bunu sağlarken mesela Manisa'da bir tane üniversitemiz var. Niye Manisa'da bir tane üniversite var? Niye bir olsun? Şimdi evet, sizin sorunuz da bağlantılı. Öğrenciyle doğru. Bağlantılı. Yani Manisa büyük şehir de oldu. Bence iki tane, üç tane üniversite yakışır bu şehre. Ki bunu Başbakan söyleyeyim. Yardımcısı Bülent Arınç da Manisa'ya geldiğinde bu konuyu belirtmişti. Açılan fakülte sayılarının arttığını yeni rektörle. Hatta artık fakülte değil de bu kentin bir üniversiteye daha ihtiyacı olduğunu söylemişti. Aslında düşünüldüğü zaman doğru. Çünkü evet. Öğrencinin olduğu kent hareketli olur, eyvallah. Dinamik ne olur. Kadar, ne kadar önemli. Bakın. Şimdi belediyecilik sadece şehircilik değil. Deminden beri konuşuyoruz. Yeşil, temiz şehir, şehrin kalbi, imar, efendim imar revizyonu, gecekondunun önlenmesi vesaire vesaire. Evet. Bir şehircilik. Sadece bu değil. Bakın ben Türkiye'nin pek çok yerinde meslek doktor olarak görev yaptım. Konya'yı, Erzurum'u falan, Diyarbakır'ı hepsine gittim. Ankara'yı falan bilirim. Konya'da bugün 5 tane üniversite var. Anadolu'nun ortasında bir şehir. Güzel de bir şehir. Güzel belediyecilik hizmetleri var. 5. üniversite açıldı Konya'ya. Konya'nın nüfusu Manisa vilayetinin 2 katı yoktur. Yani tam emin değilim ama bizim Manisa'da vilayet olarak nüfusumuz 1 milyon 400 bine yakın. Tahmin ediyorum Konya'nın nüfusu da 2 milyon civarında. Yani tahminimi söyleyeyim. Biraz aşağı biraz üzeri olabilir. Evet. Konya vilayetinin nüfusu. Şimdi 2 milyon nüfusunu baz alalım Konya olarak. 2 milyonda 5 üniversite var. 1 milyon 400 binde 1 üniversite var. Lokasyona baktığımızda Manisa'nın lokasyonu, havaalanı burada, deniz burada. Yani Batı Anadolu'da Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Niye bizde yok? Ve Konya'daki bu 5 üniversitenin yanılmıyorsam en az 3 tanesi vakıf üniversitesi, özel üniversite. En az 3 tanesi, belki de 4'ü. Bir tanesinin kamu üniversitesi olduğunu biliyorum. Belki 2 tane kamu olabilir. Son yıllarda takip etmedim. Selçuk ama Üniversitesi var. Tabii ben orada uzmanlığımı yaptım. Orada çalıştım yıllar önce. Yani en az bir tanesi kamu. Belki ikisi kamu üniversitesidir. Evet. Ama 3 tane orada özel üniversite var. Manisa'da niye yok? Niye gelmiyor Manisa'ya? Bakın bu bir bilinç meselesidir. Biz şunu yapacağız. Allah nasip ederse bu göreve gelirsek. Şimdi Manisa'nın gelişen yüzü dedik ya bu taraf Yunt Dağları'na doğru. Orada bir sürü eminim bakmadık daha haritalardan araştıracağız tapulardan. Kamuya ait, hazineye ait yani orman olmayan araziler vardır. Biz bunları hazineden talep edeceğiz. Manisa
Yunus Emre Belediyesi'ne tahsisini yaptıracağız. Oralarda biz bu arazileri aldığımızda özel vakıf üniversitelerine vesaire uygun şartlarla, tabii bedava değil, uygun şartlarla onları onlara verip devredip buralarda yeni üniversite alanlarının oluşmasına zemin hazırlayacağız. Biz davet edeceğiz. Evet. Üniversite kurmak isteyen zengin vatandaşlarımız var. Onların mütevellileri var. Biz davet edeceğiz. Yani Yunus Emre'yi aynı zamanda bir eğitim bölgesi, eğitim şehri yapmak için böyle çalışmalarımız var. Yani bu bölgede Yağcılar'da, Üçpınar'da, Yunt Dağı'nda doğru, tepelerde veyahut aşağılarda, yani tarım alanlarının dışında dağlara doğru, işte aynen Yağcılar'daki kampüsün olduğu alanlar gibi. Niye iki tane daha üniversite kurulmasın, üç tane daha üniversite kurulmasın? Yani uygun şartlarla siz bunu mütevellilere, vakıflara teklif ederseniz onlar da gelir, kurarlar. Siz de bazı destekleri, kamu imkanları olduğu kadar, elinizden geldiği kadar destek olursunuz. İyi ilişkiler geliştirirsiniz. Netice sizin sorduğunuz soru. Evet. Sadece şimdi Celal Bayar'ın bildiğim kadarıyla 30 binin üzerinde öğrencisi var Manisa çapında ama burada Manisa için, Manisa için 30 binin üzerinde diyebiliyorum. Evet. Ama Manisa'da 10 bin civarında. 8-10 bin arasında Manisa'da var. Yani Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde olsun, diğer mühendislik vesaire. Bir de tabii ilçelere dağılmış vaziyette. Burada hocalar var, öğrenciler var. Bu öğrencilerin en az yarısı İzmir'e gidip geliyor. İzmir'e de gitsinler, gelsinler. Ama biz Manisa'da tuttuğumuz yarısına bu öğrencilere, bu öğretim üyelerine, hocalara, çalışanlara daha iyi imkanlar sunabiliriz. Daha iyi sosyal donatılar yapabiliriz. Onları barındıracak daha iyi ortamlar, onların vakitlerini geçireceği sosyal alanlar oluşturabiliriz. Yani bizim böyle Muradiye taraflarında bunlarla ilgili de projelerimiz var kafamızda. Ama dediğim gibi sadece hedef bu değil. Bu küçük bir hedef olur. Evet. Sizin söylediğinizden daha ötesini söylüyorum ben. Yani orada 5000 öğrencimize yönelik, hocalara, çalışanlara yönelik bazı sosyal faaliyetler. Bu küçük bir hedef. Bizim çok büyük hedeflerimiz var Canan Hanım. Yani yarın 5 sene sonra, 4 sene sonra, 7 sene sonra niye iki tane daha 10 biner nüfuslu, 8-9 bin öğrenci kapasitesi olan vakıf üniversiteleri Manisa'ya gelmesin? Bakın bir anda o zaman o 5000 sayı kaça çıkıyor? 20-30 bine çıkıyor. Tabii bu esnafın da yüzünü güldürür. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani Manisa özellikle Yunus Emre bölgesindeki ticari hareketliliği, sosyal hareketliliği, gelişmeyi, değişimi düşünebiliyor musunuz? Nasıl inşaatlar, evler, binalar, kamu binaları böyle müthiş bir şekilde 10 sene sonra şehrin bu tarafının nasıl gelişeceğini hayal edin. Onun için artık günümüzde belediyeler, ya üniversite benim işim değil, efendim ekonomik faaliyetler benim işim değil, şu benim işim değil diye bakamaz. Bir Konya, 2 milyon nüfuslu bir Konya, tam yaklaşık nüfusunu bilmiyorum dediğim gibi ama o civarlarda bu kadar büyük üniversiteleri Anadolu'nun ortasında, Konya soğuk bir memlekettir. Kışın çok ayaz olur, soğuk olur. Ben çünkü akademik çalışmalarımın bir kısmını orada yaptım, ihtisasımı orada yaptım, bilirim. 5 tane üniversiteyi çekebilmişse Manisa, ondan biraz daha küçük bir vilayet, niye 3 tane 4 tane üniversite çekemez? Yani biz burada sorumluluğu ve eksikliği kendimizde aramamız lazım. Yani yerel yöneticilerde, kamu yöneticilerinde aramamız lazım sorumluluğu. Evet. Onun için çok özel projeler biz bu taraflara doğru düşünüyoruz, destekleyeceğiz bütün bu çalışmaları. Yani şehrin hareketini, gelişmesini belki 10 yılda bizim bile hayal edemediğimiz şekilde büyütecek, geliştirecek projeler bunlar. Tabii bir de Yunt Dağı'nın o bölgenin ayrıca kırsal kalkınma, köylerimizin gelişmişlik sorunları, ticari ekonomik faaliyetleri, işte üreticilerin sorunları filan, onlar da var. Yani böyle bir programda onlara da birkaç cümleyle de olsa değinmeden geçemeyiz. Onlara da haksızlık yapmayalım. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Köyde yaşıyorlar. Dar imkanları var. Hükümetimiz son 10 yılda Yunt Dağı Kalkınma Projesi çerçevesinde pek çok şeyler yaptı. Göletler yaptık. Oralarda fidancılık, işte çilekti vesaire, değişik ürünleri destekledik filan. Ama bunlar yeterli diyemeyiz. Bunları daha ileriye taşımamız lazım. Yani kırsal kalkınma anlamında çok değişik çalışmalarımız var. Yunt Dağı kalkındırma anlamında oralara sosyal projeler, sadece ekonomik değil, bakın sosyal projeler var. Kadınların meslek edinmesiydi vesaire, ürünlerini satabilmesi, organik ürünlerdi vesaire. Çok güzel projelerimiz var. Yunt Dağı ile ilgili olarak onları kalkındıracak, destekleyecek de ayrıca projelerimiz var. Vaktimiz var mı?
Evet, biraz hızlı tabii konuşuyorum ki çünkü vakit dar. Değinmek istediğim tabii başka konular da var ama siz tabii ki anlatabilirsiniz. Buyurun. Ya bu soru sorarsanız ben o şekilde isterseniz gireyim. Evet, ya ben sadece Büyükşehir Belediye Başkan adaylığınızdan işte Yunus Emre Belediye Başkan adayı olmanız yani sizin için bir sürpriz miydi? Bu da aslında çok merak ediliyor. Yoksa adaylık olmayınca Yunus Emre'den olacağınızı biliyor muydunuz? Yani böyle bir şey var hayır, mı? Hayır, evet. Buna da bir açıklık getireyim. Zaman zaman soruluyor. Evet. Doğrusu benim böyle bir talebim yoktu. Biz Büyükşehir'e adayı olarak çıktık. Teşkilatlarımızdan büyük sempati, destek gördük filan. Tabii bir süreç bu. Merkez yoklamasıyla karar veriliyor. Bizde ön seçim yok. Temayül seçimleri filan evet. yapılıyor. Anketler yapılıyor. Anketler, destekleniyor anketler. Hüseyin arkadaşımızı evet. uygun gördü. Ankara'da başbakanımızın nezaretinde bir komisyon var. Üst komisyon dediğimiz. Hüseyin Bey'i uygun gördüler. Benim ilçeyle ilgili hiçbir talebim olmadı. Arattırdı Sayın Başbakanımız. Yardımcılarından birisi aradılar. Böyle böyle başbakanımızın burada bizi görmek istediğini söylediler. Bizim böyle bir talebimizin olmadığını ancak başbakanımızın takdirleridir. Onların takdirleri bizim için emirdir dedik ama bizim böyle bir talebimiz olmadığını da söyledik. Tabii Yunus Emre ilçemizde değerli arkadaşlarımız aday oldular. Yine bizim partide yıllardır beraber çalıştığımız. Evet. Sonuçta yani o 4-5 arkadaşımızdan da 4'ü olamayacaktı. Biri olacaktı biz olmasak bile. Yani bir tabii tane ki. Koltuk var. Sayın Başbakanımız böyle takdir ettiler, böyle arzu ettiler. Biz bütün arkadaşlarımızı kucaklıyoruz. Yani bizden böyle bir ilçeyle ilgili talep gelmedi. Onu söyleyeyim sorunuzun cevabı olarak. Yani başbakandan gelen talimat doğrultusunda evet. böyle bir sonuca öyle başbakanımızın evet. talimatlarıdır, takdirleridir. Bize de çalışmak, seçimi almak düşüyor. Gayret ediyoruz, ekibimizi kuruyoruz. İl başkanımızla, ilçe başkanımızla, ilçe kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Çok güzel bir ekibimiz var. Çok huzurlu bir çalışma ortamımız var sağ olsunlar. Her konuda başta il başkanımız olmak üzere. İlçe başkanımız Engin Yüksel, il başkanımız Murat Baybatur. Efendim kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ilçe anlamında söylüyorum. Çok güzel bir ekip kurmuşlar sağ olsunlar. Yani onlar da çok hazırlıklar, çok bu işi isteyerek, severek yapıyorlar. Bilinçliler, genç ve dinamik bir ekip. Güzel bir ekibimiz var, güzel bir aile ortamımız var. Evet. Vaktimiz varsa ben biraz da sosyal sorunuzu sorun. Bir değineceğim peki, bir iki konu daha var. Sayın Başbakan'ın böyle bir karara varmasında etkili olan sebeplerden birisi de sizin deneyimli bir siyasetçi olmanız olabilir mi? Yani kurucu il başkanlığı yapmanız ve daha sonra işte iki dönem Manisa Milletvekilliği yapmış olmanız acaba Başbakan'ın sizi seçmesine sebep olabilir mi? Tabii olabilir. Yani onu ben bilemem. Başbakanımız hangi düşüncelerle bizi takdir ettiler. Ama bizim başbakanımızda çok eski bir hukukumuz var. Yani yıllara dayanan İstanbul'dan gelen bir hukukumuz var. Yani çok eski öğrencilik yıllarımız evet. İstanbul'da falan geçti. Evet, iki dönem milletvekilliği yaptık. Güzel çalışma ortamları oldu. Başarılı şeyler yapıldı hükümetimiz tarafından, bizim parlamentomuz tarafından. Biz de elimizden geldiğince hem genel kurulda hem komisyonlarda destek verdik, gayret ettik. Başbakanımızın herhalde bir sevgisi, muhabbeti oluştu bize karşı. Biz zaten onu seviyoruz, peşindeyiz. Türkiye için büyük bir şanstır. Milletimiz için, devletimiz için büyük bir şanstır. Başbakanımız gibi birinin Türkiye'nin başında olması. Türkiye'nin geleceğe yürümesi adına bu çok önemli. İnşallah uzun yıllar daha başbakanımız ve ekibi hep beraber bu ülkeye hizmet edeceğiz. Bizler de yerel yönetici olarak bu hizmetin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz tabii. Milletimizin takdirini kazanmak önemli. Yani benim de şahsen milletimizin desteğinden ve duasından başka bir gücüm yok. Kendi vizyonumuz var, kendi yüreğimiz var, ekibimiz var, güzel bir kadromuz var dediğim gibi. Bir de milletimizin destekleri ve duası. Duaları. Biz halka yaslanıyoruz. Evet. Yani böyle bir gücümüz var. Başbakanımız da halkımızdan alıyor bu gücünü. Halkımız ona inanıyor, güveniyor, destek veriyor. Başbakanımız da bu yürüyüşünü halkı adına yapıyor. Allah ona sağlık, afiyet versin. Uzun yıllar inşallah bu memlekette hizmet eder. Bizler de yerel anlamda bu hizmetin bir parçasıyız, parçası olmaktan onur duyarız. Yeter ki milletimiz bu göreve bizi layık görsün. Onların milletimizin bir parçasıyız biz. Hiçbir zaman milletten ayrı, halktan kopuk olmadık. Hep halkın içinde, halkla beraber mütevazi yaşadık. Başka bir hedefimiz olmadı. Yani bulunduğumuz makamları başka amaçlarla hiç kullanmak düşüncemiz falan olmadı. Sadece o makamların hakkını veren bir anlayış içinde olduk. Bu makamların birer emanet olduğunun bilinci içerisinde olduk. Böyle bir hedefle yürüdük yola.
Ya bunlar emanet makamlardır Canan Hanım. Milletin hakkı hukuku sizin üzerinizdedir. Yani şehremini demiş biliyorsunuz Osmanlılar'da belediye başkanı evet. demek şehremini. İstanbul'da da böyle bir semt var. Bizim okuduğumuz, tıbbiyeyi okuduğumuz o eski İstanbul, Fatih semtinin içerisinde Şehremini diye bir bölge var Topkapı'dan sonra. Belki yeni nesil bilmez. Şehremini belediye başkanı demek. Şehrin emanet edildiği insan. Emin insan. Onun için bu milletin emanetini taşımak çok önemli. O emanete layık olmak çok önemli. Bu vizyonla bakıyoruz. Dediğim gibi başbakanımız da bize bu görevi layık görmüş. Bizi bu makama takdir etmiş. Ama esas takdir tabii milletimizden gelecek. İnşallah onu da alacağız. Ne başbakanımıza karşı mahcup olmak isteriz, ne de milletimize karşı mahcup olmak isteriz. Allah bizi yanlış yapmaktan korusun. Hem hizmetlerimizde hem milletimize karşı. Tabii Manisa İnşallah. İçin hayırlısı neyse. İnşallah. Teşekkür o ediyorum. Olsun. Tabii ki önemli olan Manisa'nın kalkınması, güzelleşmesi, sorunlarının çözülmesi. Ve son olarak sosyal evet. projelerinizden de hemen bahsedelim. Evet, teşekkür ediyorum. Yani bizim belediyecilik anlamında demin de bahsettim. Yani şehircilik yapacağız tabii. Evet. Bütün konuşmalarımızın ana teması oydu. İyi bir şehir, geleceğe hazırlanan, geleceğe yürüyen bir şehir. Kent kültürü, kent meydanı vesaire. İmar sorunları çözülmüş, gecekondulaşma sorunları çözülmüş. Dönüşüm projelerini yapmış, depreme vesaire, doğal afetlere dayanıklı, estetik, kaliteli, yeşil alanlarının olduğu, sosyal donatıların, sosyal alanlarının olduğu bir şehir. Sorunlarını minimize etmiş bir şehir. Ama bunların yanında artık demin dediğim gibi belediyecilik nasıl şehrin ekonomisine çark, bu ticari çarkına bigane kalamazsa, ne dedik şimdi üniversiteleri getirelim, şöyle yapalım, öğrenciler gelsin, sosyal alanlar, bir aktivite olsun. Bir de sosyal belediyecilik diye bir kavram var. Yani kabul edelim ki bu şehirde yaşayan 200 bin insanın içerisinde kimsesiz, fakir, fukara, yetim, gariban, yatalak. Evet, maalesef var. Binlerce insan var, fakir. Tabii ki, yani herkesin durumunun eşit olması zaten düşünülemez bunlarda. Evet, dolayısıyla yani bu sosyal belediyecilik kavramı son 20 yıldır falan Türkiye'nin gündeminde. Evet. İlk defa da bu Sayın Başbakanımız bir İstanbul Belediyesi'ne geldikten sonra işte bu beyaz masayla falan başladı bu işler. Gittikçe gelişti, yaygınlaştı. Bu anlamda biz belediyede sosyal belediyeciliği çok önemli bir birim olarak görüyoruz. Çok değişik masalar kuracağız. Bunun detaylarını daha sonra açıklayacağım için bir ipucu olarak evet. vereyim size. Fakire, kimsesize, ev kuracak insana, evlenecek insana, yatalak hastasına kadar... Herkese hitap eden belediyede beyaz masanın dışında farklı birimlerimiz olacak. Her birim 2-3 kişiden oluşacak. Bilgisayar programları vesaire tek tek mahallelerden gelen veriler oralarda işlenecek. Ondan sonra o beyin, orası bir beyin, periferden alacaksınız, burada işleyeceksiniz, tekrar oraya döneceksiniz. O şekilde işleyecek çark. Evet. En uç nokta. Aynen sinir sistemi nasıl en uçtan alıyor merkeze, merkezden tekrar oraya komut gidiyor. Evet. Ben hep böyle insan organizmasıyla özdeşleştiriyorum meslek olarak tıp evet. olduğu için. Aynen öyle. Yani siyaset ve mesleğinizi çok benziyor. Aynen öyle. Örnekler güzel oluyor. Tabii niye ama. Bakın şimdi vatandaşımıza şunu söylemek isterim. Şöyle diyorum ben, örnek de veriyorum. En uç parmağımızın ucuna kadar baktığımızda kanlı evet. canlı. Şöyle bastığımızda hemen canımız önce soluyor. Acı. Hem bak evet, hem canımız doğru, acıyor evet. hem de soluyor. Sonra da evet. hemen kırmızılaşıyor. Niye kırmızılaşıyor? Beslenmesi gayet sağlıklı da ondan. Peki bu beslenmenin merkezi neresi? Kalp. Kalp kan pompalıyor. Buradan tekrar kirli kan kalbe gidiyor. Yani bu ne demek? Aynı şeyi şehre uygulayın. En uç mahallede, en uç köydeki bir fakir insan, bir ihtiyaç sahibi insan, bir yani derdi olan bir insan. Siz kalpsiniz ama oradan haberiniz yok. Aradaki şeyler, iletişim kesilmiş. Ne olacak? İletişim kesildi mi bu parmak gangren olur, düşer. Evet. Toplumsal doku da böyle. Bu iletişimi kesemez. Yani bu damarlar, kanallar açık olacak. Merkeze gelecek. Merkezden oraya da kan pompalanacak. Yani ihtiyaç yerine kadar ulaşacak. Her kesime ulaşacak. Her kesime. Sosyal belediyecilik dediğimiz evet. şeyin temeli bu. Dolayısıyla belediyemizde değişik birimler olacak. Değişik masalar. Sadece beyaz masa değil.
İş arıyor. Bir tane gariban Fatma teyzemizin kızı. Çok ihtiyacı var bilmem ne. Belediye bir iş kapısı değil. Yani belediyenin kadrosu belli, sayısı bir. Ama Manisa'da büyük bir sanayi kesimi var. Küçük sanayisi var, büyük sanayisi var, orta ölçeklisi var. 50 bin insanımız, 60 bin insanımız çalışıyor. Onlara mesela yardımcı olmak için böyle birimler. İşçi bulma kurumu var diyebiliriz. Orası daha bir resmidir. Yani mesleki vesaire. Bizim bunları ikili ilişkilerle, daha sempatik kanallarla, çünkü sanayiyle belediyenin devamlı bir işbirliği içerisinde olması lazım. Sanayiyle üniversitenin, üniversiteyle belediyenin devamlı bir işbirliği içerisinde olması lazım. Bu şekilde onlara yardımcı olacak, onları yönlendirecek birimlerimiz olacak. Vatandaşa her türlü eli uzatmaya hazır diyorsunuz. Sosyal belediyecilik bunun adı. Bütün her yönüyle, ihtiyaç sahibinden yatalak hastasına kadar, kimsesi olmayan, evinde odunu olmayan yaşlı dul teyzesine kadar, yetimine kadar, özürlüsüne, engellisine kadar. Herkesin belediyeye ulaşması kanalları açılacak. Aynen kan damarları gibi. Belediyeden de, o kalpten de oralara kan pompalanacak. Bu belediyelerin görevidir. İşte şehremini demek bu demektir. O insanların duasını almak, onların dünyada yaşayacakları ortamı uygun hale getirmek, onlara bir nefes vermek, bir destek vermek belediyelerin görevidir, kamu görevidir. İhtiyaç sahibi olanların. Bunun da doğru tespit edilmesi için o kanalların açık olması lazım. En uçtan, periferden, beyine kadar ya da kalbe kadar bu damarların açık olması ve oralardan oralara inşallah bu hizmetlerin akması lazım. Evet. Sosyal belediyecilik bizim olmazsa olmazımız. Bunu çok önemsiyorum. AK Parti'nin temel felsefesi budur. Evet. Şehircilik bir tarafta, sosyal belediyecilik işin diğer, yani heybenin iki tarafı gibidir. İnşallah bunu da çok önemsiyor. Bir de tabii işin kültürel boyutları var. Kültürel anlamda da bizim geleceğimizi inşa ederken, şehirlerimizi inşa ederken bu kültürel müesseselere, kültür kurumlarına vesaire, gençlerin kendilerini bulabilecekleri bu tür ortamlara da ihtiyaç var. Kültürel anlamda da çalışmalarımız olacak. Şehrin bir kültürü olmalı. Sadece mimarisi, simgesel eserleri falan değil, şehrin kültürel değerlerinin de öne çıkarılması lazım. Bu anlamda da eğitim faaliyetleri, sosyal faaliyetlerin olması lazım. Kültürel eserlerin, anıt eserlerin ortaya çıkarılması lazım. Bir diğer boyutu da kültürel anlamda bir belediyecilik hizmetimiz olacak. Bunu da çok önemsiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki iki hafta sonra çalışmalarınız tam anlamıyla artık sonuçlanmış olacak. 2-3 hafta gibi, yani tam onu gün vermeyelim. Yunus Emre Kent Merkezi belli olacak belki de. Hani bunun projelerimiz diyelim evet, ona. Evet, tamam, projeler diyelim. Hepsini genel anlamda bir isimlendirirsek projeleriniz 2 ya da 3 hafta sonra netleşiyor. Şu Şubat sonuna kadar tahmin ediyorum biz bunları toparlayacağız. Öyle olacak. İlerleyen günlerde yine sizi buralarda ağırlamaktan bizler de tabii ki mutluluk duyarız. Projelerle o heyecanı bizler de yaşamak isteriz. İzleyicilerimize de aktarmak isteriz tabii ki. Tabii. Çok teşekkürler efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir program olmuştur seyircilerimiz açısından. Örnekler güzeldi. Yani biz insanla uğraştığımız için yıllarca şehirle uğraşmak da aslında insanla uğraşmaktır. Yani siyasetle uğraşmak da tabii şehirlerde. Yani çok birbirine yabancı değil. İşin temelinde insan varsa tıpta da böyledir, siyasette de bu böyledir. İnsan. Onun için biz belki de siyaset çizgimizde bazı şeyleri doğru yaptık, başarılı yaptık. Çünkü işin temelinde insan var. İnsanın psikolojisi var, insanın razı olması var. İnsanın memnuniyet duyması, Allah razı olsun demesi var. Yani onun gönlünü kazanma çok önemli. Tıpta da böyledir. Hasta gelir, biraz ağrısını iyileştirirsin, rahatlatırsın, psikolojisini düzeltirsin. Evet. Allah razı olsun oğlum giderken teyzem. Minnet duyar. Teşekkür eder gider. Evet. Niye? Rahatlamıştır, ağrısı gitmiştir. Tedavi bir nebze başlamıştır filan. Aynı şey yani mahallesine, köyüne gittiğinizde ona bir destek, bir sosyal belediyecilik. Yine insana hizmet, işin merkezinde insan var. Allah razı olsun. İşte ihtiyacımızı gördün oğlum, şöyle yaptın vesaire. Benim yetimime sahip çıktın. İşte benim kızıma, anneme sahip çıktın. Neyse yani şehrimi, evimi güzelleştirdiniz. Evime destek verdiniz. İşin merkezinde insan var. Bizim mesleğimiz de bu. Yaptığımız siyasetin de merkezinde bu var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim. Ediyorum. İnşallah hemşehrilerimize de hayırlı günler diliyorum. Bizi izleyenlere. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar birlikte oluruz. Onlara güzel projelerimizi açıklarız. Evet.
Değerli ETV izleyicileri, seçim masasının sonuna geldik. Adalet ve Kalkınma Partisi Yunus Emre Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet Çerçi bizlerle birlikte oldu. Yarın yine aynı saatte biz ETV ekranlarında olacağız. Turan Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sundu.